Teala Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'la devam edeceğiz. Şimdi Sayın Adalı diyor ki tehditler NATO ve Atlantik tarafından geliyor. Tabii ki bu Yunanistan'ın üçüncü tacizi ve Sayın Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili açıklamaları var. Türkiye NATO'ya başvuracak, bu düşmanca bir tavır dedi. Sizin değerlendirmelerinizi de alalım, buyurun. Şimdi Suriye Savaşı'nın ortalarında Türkiye belki de dünyadaki birçok ulus devletten önce bir sorunu fark etti. Bu sorun da aslında geleneksel ittifakların doğrusu bir işe yaramadığını, yani etkin bir şekilde birbirini korumadığını fark etti. Aslında kendi ulus devletin tahkim yoluna gitti. Yani hemen zaten bu karar alındıktan sonra veya Türkiye kendi menfaatlerini öncelemeyi seçtiği zaman arkasından yani Türkiye ile çözüm süreci yürüten işte PKK, Taliban'ın, İran'ın, Amerika'nın çok enteresandır. Bazı konularda İran'la Amerika ortak çalışabiliyorlar. Yani İran ve Amerika'nın ortak çabasıyla PKK çözüm sürecinden vazgeçirildi. Ya yani biz size geniş bir ada sunacağız, yani Türkiye'deki milli çözümden vazgeçin diye. Devamında FETÖ doğrudan saldırıya geçti. DAEŞ mesela ne işi varsa Türkiye ile baktığınız zaman, İşte FETÖ Türkiye kaynaklı bir örgüt, dünyaya yayılmış. PKK yine bölge kaynaklı bir örgüt, Amerika tarafından yönetilen. DAEŞ da ABD örgütü ama daha çok yani Suriye ve Irak topraklarında örgütü. Nereden akıllarına geldiyse o da Türkiye'ye saldırdı. Bu zor süreçte Türkiye'nin bu üç terör örgütüyle baş etti ve hem PKK'ya hem IŞİD'e hareket başlattı yani Suriye topraklarında. FETÖ'yü de tasfiye etti burada. Yani bu kararı Türkiye aldıktan sonra karşısında üç tane güç çıktı. Şimdi devamında da Akdeniz'e donanma indirdi. Libya'ya işte İranlılar danışman çıkardı diyorlar. Yani destek çıktı. Karabağ'da da şu ortaya çıktı. Yani bölgede bir bölgesel güç olarak Türkiye böyle çok bileği bükülecek bir ülke değil. Fakat şeye gelince şimdi ittifaklar meselesine gelince Türkiye aslında kendi pozisyonunu şöyle benimsedi. Çok yönlü, çok taraflı diplomasi yürüten, günden güne de kendi gücünü, bölgesel gücünü ortaya koyan, hatta şöyle diyebiliriz, Türkiye ekonomik olarak, nüfuz olarak belki bölgesel güç ama dış politikadaki etki bakımından neredeyse küresel güçlerden daha etkin bir dış politika yürütüyor. Burada ittifaklar meselesi tartışmaya açıldığı zaman, Türkiye'nin faydasına olan çok yönlü, çok taraflı diplomasi yürütebilmesi. Nasıl? Mesela şu anki Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğu onlarca sorunlu alan var. Fakat Rusya, Türkiye'nin yeni pozisyonunu, yeni gücünü fark ettiği için kendi gücünün de farkında. Sorunlu alan ne kadar çok olursa olsun masaya rasyonel olarak oturabiliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında direkt ya doğrudan Rusya ile olduğu kadar sorun olmamasına rağmen bu İmparatorluk kibri derler. Yani devletler bazen gerilediğini, başka devletlerin de gücünün arttığını fark edemezler. Türkiye ile Rusya kadar sağduyulu bir diyalog kuramıyor. Kendileri bilir. Yani çok da böyle, ya Türkiye'yi şöyle tarif etmek istemiyoruz. Yani efendim bugün işte NATO ile arası NATO müttefiki, buradan kopsun Rusya'nın müttefiki olsun, oradan kopsun Çin'in müttefiki olsun. Bir bölgesel gücün kendi politikaları vardır ve bütün ittifak ayaklarıyla dengeli bir ilişki yürütebilir ve kendi menfaatini kollar. Rusya ile ilişkilerde de, Çin ile ilişkilerde de, ABD ilişkileriyle de. Zaten bizim tarihi misyonumuz da bize bunu yüklüyor. Elbette ki yani NATO ile alakalı ben bir kavram geliştirdim. NATO'nun bağımlı üyeleri var, yani Avrupa Birliği üyeleri. Türkiye var, artık Türkiye NATO'nun bağımsız değişkenidir. Bağımsız değişken şudur, yani genel anlamda NATO'nun usul ve erkanına uymakla beraber askeri anlamda ama siyasi anlamda kendi kararını kendi verip kendisi tekil davranabiliyor. Nasıl ki işte bu İsveç ve Finlandiya ile alakalı, işte üyelikle alakalı kendi önceliklerini dayattı yani ve sonuçta da bir çerçeve ortaya çıktı. Dolayısıyla şeyin yani bu büyüme, nüfuz olarak genişleme, etkinliğini artırma sürecinde büyüyen Türkiye'nin birinci derecede böyle yani çok yönlü, çok taraflı diplomasi yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. İttifaklara bağımlı bir Türkiye tanımlamanın da ben biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Hangi ittifak olursa olsun. Bağımsız değişken güçlü bir Türkiye, çok yönlü, çok taraflı diplomasi uygulayabilen, Avrupa Birliği ile de ilişkilerini yürütecek, Çin'le de yürütecek. Ha şöyledir,
bir tarafın menfaati bir tarafla çeliştiği zaman, Amerika'nın menfaati Rusya ile çeliştiği zaman biz Türkiye'nin tarafını tutacağız. Ne Amerika'nın menfaatinden yana olacağız. Zaten dışişlerinin de bir tecrübesi var. Recep Tayyip Erdoğan da iyi bir satranç oyuncusu ve Türkiye'nin menfaatlerini yukarıda tutarak bu dengeli ilişkileri yürütüyor. Şöyle bir tarif, yani böyle çok zayıf ülkelerin, mesela Yunanistan'ın NATO'ya bağımlılığı zorunlu. Yani ve bağımlı değişkendir, bağımsız değişken değildir. Dolayısıyla ülkeleri ittifaklarla ilişkilerini tanımlarken de böyle bağımlı ülke pozisyonu tanımlamasına da düşmemek lazım geldiğini düşünüyorum. Yunanistan da yani Özal öncesi Türkiye'ye denk bir ülkeydi. Özal'dan sonra Türkiye-Yunanistan dengeleri değişmiştir. Bugün bizim ölçeğimizde ne askeri olarak ne nüfus olarak ne nüfus olarak ne de potansiyel olarak bizim ölçeğimizde bir ülke değildir. Yani belki şöyle tarif edilebilir. İşte doğumuzda bir PKK var, batımızda da Yunanistan var. Ben biraz olarak... Yani o noktaya geldik mi? Ben Türkiye'yi oyalama açısından biraz böyle görüyorum. Hani belki Yunanlılar bu şey olabilir de, biraz hani küçümseme gibi olabilir ama onlar da kendilerini dev aynasında görmesinler, ölçeklerinde baksınlar. Biz komşuyuz ve Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne de ciddi sorun yaşamadık. Ha, Ege sorunu kıtası anla, yani o sürekli olan şeyler. Ama ben Yunanistan-Türkiye ilişkisinin arkalarında Avrupa Birliği de olsa, Amerika Birleşik Devletleri de olsa Türkiye üzerine büyük etki oluşturacaklarını düşünmüyorum. Bazı generallerimiz, yani Amerikan üslerinden bahsederek, Yunanların uçaklarından bahsederek gelecekler, bizi vuracaklar falan. Yunanlar da havaya giriyor bizim generallerden, öngörülü generallerden hareketle. Vallahi ne bizim generaller çok böyle üfürsünler ne de Yunanlar çok havaya girsin. Teşekkür.